Terifsizden bir kez daha merhaba. Bugün Erkin Koray hakkında bir program yapacağım. Erkin Koray yakın zamanda, bu programı kaydettiğimden bir haftayı biraz geçe bir süre önce vefat etti. Önce rahatsızlığın haberini aldık. Akabinde kızının başka bir bildirimi olan vefat haberini aldık. Vefat ettiği hafta içerisinde de Kanada'da defnedildi. Özel bir tören yapılmadı. Öncesinde küçük bir toplantı yapıldı. Erkin Koray'ın hayatın içinde ben ne kadar bulundum bilemem ama bir dönem kendimizi bulduğumuz, müzikal olarak bulduğumuz dönem içerisinde Erkin Koray çok ciddi bir yer kapladı benim hayatımda. Bu hem kişisel tanışma babında oldu, o bazda oldu. Hem de Erkin Koray'ın müzikal olarak gıyabında tanıma gibi bir şerefim oldu ki müzikal olarak tanımak, müzikal olarak yaptığı deneyleri, dadaist sözleri ve yaptığı füzyon, işbirliği, artık ne derseniz farklı janrlardan gelen müzisyenler de yaptıklarını dinlemek, keşfetmek büyük bir zevkti ve ilham verdi hepimize. Ben hem müzisyen olarak hem de müzik dinleyicisi olarak Erkin Koray'ın yaptığı işlerden etkilendim, ilham aldım. Erkin Koray'a benzer, yine deneysel olan başka insanlarla tanışmama da Erkin Koray'ın müziği vesile oldu. Çünkü insanlar kendi ülkelerinde ya da teenagerlık döneminde dinlediği müziklerden referansla aslında dünyayı, müzikal hayatı keşfetmeye çalışıyorlar. Benim müzikal hayatımda Erkin Koray'la gayet koşut bir şekilde işledi. Ha, koşut bir şekilde işledi derken eş zamanlı, kronolojiklik falan değil. Şimdi Erkin Koray müziğe başladığında ben dünyada değildim. Ama yetiştiğim dönemde müzikal olarak kendi zevklerimi net olarak ortaya koyduğum bir dönemde Erkin Koray olgun dönemindeydi. Popülarite olarak daha düşük bir dönemindeydi. Ama yapacağını yapmış, ortaya koyacağı örnekleri ortaya koymuş durumdaydı. Daha sonra tabii ben onu tanıdıktan sonra başka iyi eserleri de oldu. Ama tipik Erkin Koray'ı Erkin Koray yapan unsurlar, mesela işte Elektronik Türküler albümü, Allah Aşkına'nın bulunduğu Erkin Koray Tutkusu'nun adlı albümü, Erkin Koray Tutkusu adlı albümü, Yeraltı Dörtlüsü'yle çalışmaları, bunlar hepsi gerçekleşmiş durumdaydı. Türkiye'de psychedelic rock müzik, eksperimental müzik derken ne varsa bunu gerçekleştirmiş durumdaydı. Bir de ben keyboard çalıyordum. Hala da keyboard çalarım tabii. Fazla enstrüman geçişim olmadı. Çünkü klavyelerin verdiği analog sesler, dijital sesler, düzenleme mantığı, düzenleme olanakları beni klavyeye bağlamıştı. Tam da böyle bir dönemde Erkin Koray'ın tek başına konser dediği işleri yapması, bir rock müzisyeninin tamamen elektronik altyapıyla tek başına sahne alması, bazen gitarı bile bir kenara koyarak sahne alması ilham vericiydi. Ben de sadece keyboard kullanarak bir rock tavrını sürdürmenin makul olabileceğini, yapılabileceğini öğrendim. Rock tabii benim teenagerlık dönemimde bir statü simgesi olarak benimsediğim bir şeydi. Rock deyince önemliydi, arabeskçi ise kötüydü. Daha sonra bunların temelde sokak müzikleri olduğunu iyice kavradık. Ona göre rock müziğin bir araç olarak görmeye başladım. Yani eskiden birisinin rockçı olması onun tek başına taltif eden bir şeydi. Şimdi benim için sadece rockçı olması taltif eden bir şey değil. Rock yapıyorsun da üzerine ne yapıyorsun? Üzerine başka neler koyuyorsun? Ne gibi deneyler yapıyorsun? Şu ana kadar duyulmamış ne yaptın? Biraz o kafaya doğru evrildiğimiz için Erkin Koray'ın müziğini de yok işte o arabeskçiydi, yok rockçuydu, bilmem neydi falan gibi bık 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 diye eleştirenlere ha ha diye gülme aşamasına geçtik. Bunlar Erkin Koray'ın benim müzikal altyapıma kattıkları şeylerdi. Bir de kişisel olarak tanışıklığım var. Kişisel olarak onunla yaptıklarım var. Burada da kızgınlıklar, zaman zaman çok eğlenmeler. Güzel yani, sonuçta Allah rahmet eylesin, dünya üzerindeki yaşamını doldurdu. Ama safiyane olarak müzikal Erkin Koray algımla kişi olarak tanıdığım defektleri olan Erkin Koray arasında ciddi farklar var. Devam ediyorum. Devam edelim. Evet, bir de defektleri var demiştik. Ben nereden başladı bilmiyorum bu defektleri. Ama tahminlerim var. Daha doğrusu görünürlük kazandığı döneme ilişkin tahminlerim var. Erkin Koray
1983yılında bir beyin kanaması geçiriyor. Kurtuluyor. LSD ve benzeri mamullerden kaynaklandığı düşünülüyor. Kafasını kaldırıma çarpıyor. Hemen akabinde de Türkiye'ye dönüyor. Ara bir dönemde kızının annesiyle irtibat tamamen kopmuş anladığım kadarıyla o zamanlar. Türkiye'ye geliyor. İllaki albümünü yapıyor. Daha sonra bu Ceylan albümünü yapıyor. Sonra daha sert bir müzik yapmak üzere tekrar stüdyoya giriyor. Uzelli ile anlaşıyor ve Gaddar albümü çıkıyor. Gaddar albümü core bir rock albümü değil. Ama batıya dönük bir yüzü var. Hint ve batının birlikte yürüdüğü, Erkin Koray'ın tipik sound'unun daha elektrifiye edilmiş olarak kullanıldığı bir albüm. İlk kez davul makinesi kullanılıyor. Daha önceki bütün albümlerde Erkin Koray'ın bir davulcusu var. İşte ya Sedat Avcı çalar, ya Korkut Koray çalar, ya Haluk Taşçıoğlu çalar ama öyle böyle davulcuları vardır. Gaddar albümünün pek satmıyor döneminde. Şu anda çok aranan bir albüm olmakla beraber ve maalesef sadece kaset versiyonunun piyasada olan, dijital olarak işte Spotify gibi stream servislerde bulunmayan, sadece YouTube'da, o da fanlar tarafından yapılan katkı sonucu YouTube'a eklenmiş bir versiyonu var. Bu Gaddar albümü Erkin Koray'ın bir kırılma noktası oluyor. Kırılma noktası şu: satılmıyor ki albüm ve biraz daha ticari bir kaset yapmak üzere Armoni plakla anlaşıyor. İşte bu geçişi burada hissetmek mümkün. Yani bu geçirilen beyin kanaması, akabinde yaşanan, arka arkaya yaşanan ticari başarısızlıklar, çocuk büyütme hadisesi derken farklı bir psikolojiyle Çikolatan Benim albümünü yapıyor. Albüm tuhaf bir albüm. Tuhaf dediğim aslında çok mainstream bir albüm. Hayko'nun Bana Sevgili Mi Yok ya da Bana Sevgili Çok, iki ismini hatırlayamadım. Albümümde mesela şey vardır, hediyelik müzik seti, televizyon bilmem ne falan verirler. Burada da garip bir şey var. İsminiz Hümeyra ise burcunuz da bilmem ne burcu, hatırlayamadım şimdi. O burçta yazın, size sürpriz hediyelerimiz var gibi böyle çekilişli garip bir kaset. Şimdi o kasetle beraber bir aslında şey başlıyor. Erkin Koray'ın kendi kendine ağırlatma süreci başlıyor. Parodi gibi gözüken Erkin Koray Meyhanede adlı bölüm kasetin içerisinde aslında Erkin Koray'ın biraz da ilgi beklediği, bir şekilde karşıdan bir reaksiyon beklediği bir dönemin işareti. Tek başına konserler demeyeyim de artık, tek başına bu farklı mekanlarda resitaller vermeye başlıyor Erkin Koray. Öyle gitarlı da değil bildiğim kadarıyla. İlk zamanlar sadece keyboardla. İşte yok pizzacıda çalıyor, şurada burada çalıyor. Ve bu tipik taverna döneminin mantığıyla hadi gel çal meyhanemizi şenlendir gibi bir mizansen yapılıyor. Erkin Koray da alttan alıyor. Tabii ki yaparız ama tabii her şeyi hemen vermeyiz size. O da başka zamana gibi böyle tipik Erkin Koray jestleri diyebileceğimiz söylemler gibi şeyler çıkıyor. Asıl vurucu nokta orada iki yapıt aslında. Birisi birleşik olarak artık sonradan çalmaya başlıyor. Gitar sesi ve çal gitarcım. İkisini sonra konserlerde birleştirerek çalmaya başlıyor. Burada çal gitarcım, senin gibi çalmak değil benim harcım, yalnız senin sevgin benim ihtiyacım diyerek kendi kendini ağırlama. Biraz da bu egosentrik kişilikle ilgili vurguların artması söz konusu. Yine de o dönemlerde böyle çıktığı televizyon programları, onunla görüşen insanlara bakıldığında hala belli bir alçak gönüllülük hissiyatı veriyor. Ama bu giderek, yani kabul azaldıkça ya da 70'li yıllardaki kabulün benzeri bir şey olmadıkça, Erol Büyükburç nasıl popülarite için herkesle görüşme, her yerde çıkma, her şeyi herkesle diyalog kurma gibi bir yöntem izlediyse, Erkin Koray da tam tersi böyle bir daha içe kapanmalı ve aslında kendi içindeki kırılganlığı da biraz gizleyen bir tavır sergilemek zorunda kalıyor. Böyle bir dönem başlıyor. Bu çal gitarcım, senin gibi çalmak benim değil benim harcımla falan başlayan bir dönem. Davul makinalı albümler tabii arka arkaya geliyor. Akabinde yaptığı Hayyam Yam'la yine bir şey, rock kitlesine yönelik bir duygu uyandırıyor ama 80'li yıllardan 90'lı yıllara bağlanan rockçu genç ya da rock dinleyen insanlar doğal olarak, ben buna şey demiyorum, hani garipsemiyorum, batıda duyduğu sound'u dinlemek istiyor.
Mesela birisi gidiyor bir müzik yazarı diyor ki işte Erkin Koray hard rock'ın başlangıcı. Ya o kadar abartılı yazılıyor ki mesela bu müzikte bir dergi vardı. Hard rock'ın başlangıcı. Ya dinliyoruz dinliyoruz yok. Hani evet psychedelic rock tarzı bir şey var bilmem ne var. Hatta o dönem tabii bu 70'li yılları da çok keşfetmediğimiz için karşımıza hard rock diye işte Hayat Katarı çıkıyor. Yok reggae şarkısı işte ya da Hay Yam Yam çıkıyor. Güzel işler, güzel eserler bence çok özgün işler. Ama hard rock diye, rock diye kodlanmak işi başka bir yere doğru götürüyor. Yine 1991 yılında yaptığı tek başına konserde artık bu grupsuzluk haline vurguluyor. Tek başına konserlerin hemen girişinde Erkin Koray 51 yaşında dimdik ayakta müziğin babası Erkin Koray, Dar Rock'un babası falan demiyorlar o dönemde. Kendisini kendi kendine ağırlatan sözlerle bir işe bütünlüyor. Bir yerden sonra da Erkin Koray'ın tabii geçmişine de gittiğimizde Erkin Koray'ın mantığı hep şu. Önde bir Erkin Koray var, arkada Erkin Koray'ın grubu. Bir tek yeraltı dörtlüsünü kabul ediyor grup olarak kendisine. Bir de işte ilk grup Erkin Koray ritimci ve ritimcileri. Yani aslında mantığı şu. Ben öndeyim. Solo gitarımı çalarım. Vokalimi yaparım. Gerekirse orgumu çalarım. Diğerleri ritim section'dır. Yani bana eşlik etmek durumunda. Bana ritim tutacaklar. Bu mantık Erkin Koray'ın 80'li yılların başında yaptığı pek çok albüme yansımış aslında. Öyle ki bas gitarı da kendisi çalmaya başlamış örneğin. 1982 yapım Benden Sana plağında davulcular değişir. Sedat Avcı çalar, Haluk Taşoğlu çalar, bir Hintli tavlacı vardır o çalar. Klavyeyi Erkin Koray çalar, gitarı o çalar, udu o çalar, bas gitarı o çalar falan filan. Hepsine o yapar. Diğerleri ritim tutar. İkinci, daha sonraki albüm İlla Ki. Sedat Avcı davuldadır. Erkin Koray gene gitar çalar, piyano çalar, vocoder çalar, ud çalar, bas gitar çalar, çalar oldu çalar. Böyle bir şey gider. Bir tek Özel Şen'e işte kendi bestesi olan Sarhoş Gibiyim de bir elektro bağlama çalmışlığı vardır. Onun dışında bir şey yok. Diğerleri de hani ya da şöyle der, hadi vokal yapın bana der. Ama bu işi ben yaparım. Diğerleri veya diğeri ritimcidir. Mantığı hep o. Yine Ceylan albümüne geliriz. Erkin Koray, kardeşi Korkut Koray'la çalışır burada. Davulu o çalar. Mesela yeğeni Tayla Koray, konserlerde keyboard çalarken albümde yoktur. Ünal Vani, konserlerde bas çalarken albümde bası Erkin Koray çalar. Gattar keza ritim de artık Erkin Koray'dır. Davul makinesi kullanır. Bir tek o beğenmediği Çikolatan Benim de darbukacı vardır bir tane. Belki bir elektro davul Simmons gibi bir şeyler de var orada. Öyle bir hissiyat uyanıyor kayıtları dinlediğimizde. İşte bağlamacı, zurnacı, murnacı falan gibi böyle daha İmeçe'nin gediklisi tipi insanlar var. Ama grup mantığı yok. Yani Erkin Koray çok uzun süre grup işine direniyor da. Bir egosentrik olarak bir şey var. Yani kimse benden daha iyisini çalamaz. O yüzden gerekirse tek başıma çıkarım. Bu bir meydan okuma. Başa döneceğim. Bu işin daha da eskisi var aslında. 1969 yılında Erkin Koray bir ara tek gitarla konser vermeye başlıyor. Konser veriyor dedim, kulüp çalışmaları yapıyor. Yine Sana Bir Şeyler Olmuş da her şeyi o çalma gibi bir deneme yapıyor. Yani teknoloji el verdiği sürece yalnız kalma ve bir kader çizgisi varsa bu işin, yani maddi zorluklar yaşanacaksa, başka şeyler yaşanacaksa bunu tek başına yürütme. Bir grup da var Erkin Koray'a destek olan. Kramp. 86 yılında Erkin Koray ile beraber çalışıyor kısa süreli. Ama Kramp sadece 86 yılında çalışmamış. Bazen bir araya gelmişler ama daha çok bu Doğan Sakin'in falan Erkin Koray'ın zihin yapısına yakın olmasından dolayı bir arada görünüyorlar. Mesela tek başına konserlerden birisinde Maze Bar konseridir mesela. Orada Doğan Sakin vardır ve ilk kez tek başılardan birisinde konuk müzisyen çağırır yanına. Bunun ipuçlarını da nereden buluyoruz? Barış Tut'un bir kitabı var, İlahi Morluk diye. Burada Mac diye kodlanmış Erkin Koray. Mustafa Erkin Koray malum. Mac geldi, Mac gitti falan diye. Erkin Koray kendi planda, plağı diyorum, kitabında da kendisini Mustafa diye bahseder. Barış Tut'un kitabında da Mac diye bahseder. Burada bir Edirne konserinin girişiminden bahsedilir. Edirne'ye gitmesi gerekiyor. Grupla çağırıyorlar onu. Ki o zamanlar Erkin Koray'ın tek başına konser verdiği zamanlar. Barış Tut'un Erkin Koray'la çalıştığı dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Barış Tut'la her ne kadar tanışmasak da onun
sound checklerini falan yaptığını hatırlıyorum Erkin Koray'ın. Yola çıkıyorlar. Bir köftecide duruyorlar. Rakılar içiyor, köfteler yeniyor. Hadi gidelim yola deniyor ama bir yer, ama geç de kalınıyor. Sonra Erkin Koray diyor ki ya arkadaşlar Edirne bizi görmüştü. Biz de aslında bizi görmeyen yerlere gitmeliyiz. Hadi tekrar köfteciye gidelim, rakı içelim. Yani böyle temelinde kendisinin bulunduğu, sorumluluk almayan ve sorumluluktan kaçan halini destekleyen kişilerle beraber bulunmayı tercih ediyor. Ama onun dışında hadi müzik yapmıyor muyuz? Hadi konser vermiyoruz? Hadi bilmem ne yapmıyoruz mu diyenlere de karşı da bir tavır alıyor. Bunlardan birisi benim duyduğum Murat Net meselesi. Murat Net'le bir gemi yolculuğu olabilir. Çok iyi hatırlamıyorum. Gidiyorlar. Ne zaman sahneye alıyoruz? Ne zaman çalıyoruz diyor Murat Net. Tamam, daha sonra, daha sonra diyor. Daha sonra da gözlüğünü çıkartıyor ve Murat Net'e kafa atar gibi bir jest, kafa atacakmış gibi bir jest yapıyor. Tamam abi, tamam diyor Murat Net ve artık orada konu kapanıyor. Barış Tut'un kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten içeriden birisinin bu işleri nasıl gözlemlediğini anlatan güzel bir kitap. Yani Erkin Koray'ın defekti öncelikle bir egosantrizm. Yani bu işi en iyi ben yaparım, en doğrusunu ben bilirim gibi bir durum. Bu zaman zaman gerçeklikten kopmasına neden oluyor. Örneğin 1967 yılında çıkmış Devil's Anvil albümü. İllaki albümünde 84'te çıkan, 17 yıl sonra çıkan albümünde buradan 3 şarkı almış. Hatta 70'li yıllarda Semiramis Pekkan bile oradan bir şarkıyı seslendirmiş. Bilinen bir albüm. Türkiye'de bu albüm dolaşmış belli ki. Yani insanlar bunu dinlemiş. Buradan aranjmanlar yapmışlar, uyarlamalar yapmışlar kendilerine göre. Erkin Koray şunu söyleyebiliyor. Devil's Anvil'in albümü ben 84'te kendi albümümü çıkarttıktan sonra patladı. Yok öyle bir şey. Devil's Anvil'in albümü 67'de ortaya çıktı. Ama o dönemki 6 gün savaşlarından dolayı Arap müziğine yönelik Batı'nın tavrı, İsrail'in tavrından dolayı bu albüm rafa kaldırılmış bir albüm. Ama yine de etrafta dolaşmış bir albüm. Devil's Anvil'in bu albümü vinil plağın yeniden doğuşuna şahit olduğumuz 2000'li yılların başında tekrar keşfedildi. Biz o 2000'li yılların başında diyebiliriz, 99 falan gibi de diye, 99, 90'ların sonu desek daha doğru olur. O dönemde Erkin Koray'la ben bunu konuşmaya çalıştım, sormaya çalıştım. Konuyu kapattı. Ya yani maalesef şu anda telif hakları kuruluşlarında Erkin Koray'ın zamanında kendisinin olmadığını kabul ettiği, hatta Benden Sana albümünde asıl bestecilerin ismini yazdığı şarkılar Erkin Koray olarak kayıtlı. Bu neyi gösteriyor? Bir, Erkin Koray bir haksızlığa uğruyor. Bu neden? Münhasıran hakları devrediyorlar ve uzay boşluğuna atılan haklardan dolayı korkunç albümler çıkartılıyor. Erkin Koray'ın konsept olarak tasarlamadığı tarzda albümler çıkartılıyor. Artık yeterince büyük ihtimalle bir ödeme alamıyor. Oraları bilmiyorum. Ama Erkin Koray da bambaşka bir şey yapıyor. Ya bunu ben ünlü yaptım. Buna efendim şeyini veren, duygusunu da veren verim. Benim kadar iyi söz yazsınlar da göreyim gibi. Demagojik sözlerle yaptığı hatayı kapatmaya çalışıyordu Erkin Koray. Böyle bir problemi vardı Erkin Koray'ın. Bu da yani bir grup insan tarafından şu, ne diyor yani alenen tabii ki bir yalancılık, bir hırsızlık olarak nitelendirildi. Yapacak da bir şey yok çünkü artık internet döneminde bütün veriler ortada. Discogs'ta bir albümün kaç tarihinde çıktığı belli. Her şey yayılıyor ama adres defterlerinize arkadaşlarınızın ismini yazın, çıktı alın gibi bir zihin yapısında olan 80 küsur yaşındaki o zamanlar Erkin Koray'ın bunu algılaması çok kolay bir şey değil. Şimdi empati tarafına geçelim işin. Erkin Koray'a tabii biz söyleniyoruz, niye böyle yaptı diyoruz da Doğu dünyası, bunun içine Yunanistan da dahil olmak üzere telif hakları konusunda gevşekler. Örneğin bir Manolis Angelopoulos albümünü aldığınızda içerisinde Orhan Gencebay şarkılarına yer verilir. Ama bir bakarsınız altında ne yazar? Mesela Krima şarkısı diyelim ki akma gözlerimden. İşte sevemedim kara gözlümün introsunun olduğu neydi? Pardon, introsu değil, kendisini yaptı. Sana Zitso özür dilerim gibi şarkılarda genellikle kendi çocuklarından birisi Filipos Angelopoulos sanırım. Onun ismi yazar. Lisa Diamanti'nin albümüne bakarsınız. Zeki Müren'in söylediği Rüyalarda Buluşuruz'u. Bildiğim kadarıyla Halil Karaduman'ın eseriydi.
Bambaşka Yunanlı bir isim yazılır. Bu konuda sorumluluk hissetmeyen milletler var. Ya bu neden böyle? Kayıtlı tarihe, kayıtlı müziğe, telif hakları da yönelik hayatın başlangıcı çok geç olmuş yerler buralara. Doğu toplumları bunlar. Sözlü gelenek var. Türküyü birisi söylemiş, yakmış. Ondan sonra başkası birazcık sözleri değiştirip bilmem ne yapıyor. Öbürü başka bir şekilde söylüyor. Yok işte birisi Bodrum hakimi gibi söylüyor aynı şeyi. Birisi gidiyor Cemal'ım gibi söylüyor falan filan. Yani Doğu toplumlarında tamam ben de elimi attım bunu başka bir şeye dönüştürdüm. O zaman bu benim oldu gibi bir mantık var. Erkin Koray her ne kadar Batı'yı temsil ediyor bilmem ne falan dense de alabildiğine doğulu bir insan. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Bu sevdiğimiz insanlar Litsa Diamanti olsun, Manolis Angelopoulos olsun, işte Erkin Koray olsun bunlar Doğu toplumunun insanları. Şimdi iyi taraflarına geçelim bu işin. Bu Doğu toplumunun insanları Batı'daki prodüksiyon mantığını çok benimsemedikleri için çok daha özgür çalıyorlar. Daha düşük teknolojik olanaklara sahip stüdyolara giriyorlar ve burada müzisyenlik konuşturuluyor, yaratıcılık konuşturuluyor, yetenekler konuşuyor. Yani gidip de onların arkasını toplayacak kimse yok. Erkin Koray eğer işte bir Jeff Beck, bir Eric Clapton gibi batılı bir ülkede yaşayan bir insan olsaydı Erkin Koray onu mu çaldı, bunu mu çaldı ile uğraşılmazdı. Zaten bunun lisanslarını, teliflerini toparlayan, bu konuda ona yol gösteren menajer gibi bir takım insanlar olurdu. Düzgün edisyon şirketleri olurdu. Erkin Koray bir kişinin hakkına girdiyse orada ona çüş diyecek birisi bulunurdu. Başkası Erkin Koray'ın hakkına girdiyse ona da çüş diyecek başka birisi bulunurdu. Yani bunlar biraz sistem meselesi. Oturmuş mu, oturmamış mı bu tip sistemler? Yani kişilerin vicdanlarına, ahlaklarına, gündelik pratiklerine ya da kültürlerine bırakılabilecek şeyler değil. Siz vicdanlı, ahlaklı olabilirsiniz ama o toplumda var olan şey telif haklarının hiçe sayacak şekilde ilerliyorsa var olan kültür ve telif hakları önemli değildir. Önemli olan onu nasıl performe ettiğinizdir gibi bir anlayış varsa siz istediğiniz kadar yırtılın. Hiçbir şey değişmez. Ana değişir tabii ki. Ne değişir? 30-40 yıl sonra değişir. Yani şu anda işte bir Erkin Koray ile ilgili taziyelere bilmem nelere bakıyorum. Birisi sen muhteşemdin bilmem ne bir daha senin gibi gelmez gibi ağıtlar yakarken bir başkası diyor ki işte sen ama şunları şunları da çaldın. O da gözüküyor altında. Bir başkası da diyor ki efendim sen rockçu değil arabeskçisin bilmem nesin falan filan. Yani saçma da bulsak yani rockta arabeskçi olsa ne olur rockçu olsa ne olur rock sanki matah bir olay. Yani rock'u ya da cazı işte Frank Zappa gibi yapmıyorsan yani çok da dert bir şey değil. Ne kadar yaratıcı ses buluyorsun, ne kadar yaratıcı riff buluyorsun, nerelere varıyorsun, ne kadar kolektif bir iş yapmışsın. Aslında biz bunlara bakmamız gerekiyor. Bunlar üzerinden değerlendirme yapmamız gerekiyor. Evet çok uzattım. Erkin Koray'la şimdi yaşadıklarım, gençliğim, meçliğim anlatayım mı? Ya çok da önemli değil aslında benim ne yaşadım. Kısaca söylemem gerekirse Erkin Koray'a bir konser ayarladım. Sağ olsun çok hoş davrandı bize. Konseri Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapmıştık. Zarar ettik. Zarar ettiğimiz için kendi alacağı paranın zarar ettiğimiz kadarlık bölümünden feragat etti. Erkin Koray'dan kimse zarar etmez dedi ve öğrenci harçlıklarıyla iş yürütmeye çalışan öğrencileri yani bizleri zor durumda bırakmadı. Kendisine o gün için, o zaman için çok çok teşekkür ederim. Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki. Mekanı cennet olsun. Ve en önemlisi de eserleriyle yaşasın. Şimdi ben ne kadar Erkin Koray hakkında atsam da tutsam da elektronik türkülerini dinleyeceğiz. Erkin Koray tutkusunu dinleyeceğiz. O sarkedilik dönemini dinleyeceğiz. Benden sanayi de aslında her ruh halime uygun Erkin Koray dinlediğim dönemler var. Bunların hepsi benim için değer, beni inşa eden eserler. Teşekkür ederiz Erkin Baba'ya. Hani dünyada bulunma bir katkıydı dünyaya. Ha, dünyada bulunmasaydın senin yerine birileri bunu yapar mıydı? Yapabilirdi, yapmayabilirdi ama sen yaptın. Teşekkür ederiz. Bir dahaki hafta görüşmek ya da bir dahaki hafta demeyeyim bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Tabii ki de sanatla kalın efendim.